Mehmet'im, annem, gönlümün ışığı, yüreğimin sızısı. Bu mektubu içimden geçeni bil, niye ayrıldığımızı anla, kim olduğunu hatırla diye yazıyorum sana. Allah'tan dileyim, bir gün bu mektubu okumak mecburiyetinde kalmama. Hür bir memlekette ailenle birlikte büyümen. Lakin bir yol ayrımındayız. Yarın bize vuslat mı yoksa ebedi bir ayrılık mı getirir bilmiyorum. Şimdi sen bu satırları okuyorsan eğer biz çoktan Hakk'a yürümüşüz demektir. Zor yıllara doğdun sen yavrum. Ama bu zorluklar içinde bana o kadar çok şey öğrettin ki. Babana olan itimadımı yitirdiğim vakit fark ettim sana hamile olduğumu. Aramızdaki kopmaz bağ oldun sen. Bu sayede itimat etmekten vazgeçmemeyi öğrendim. Doğduğunda evvela öldü bildim seni. Sonra kavuştum. Bu sayede ümit etmeyi öğrendim. Şimdi vatanın kurtuluşu için çabalarken senden ayrılmak zorunda kalıyorum. Evladımın istikbali için evladımdan vazgeçmeyi öğreniyorum. Ben seni hiç unutmayacağım Mehmet'im. Sen de bizi unutma olur mu? İki annen daha var senin. Ablan Yıldız'ın şefkatli kollarını, Hilal'in ışık tutan sözlerini unutma. Babam Miralay Cevdet'in kim olduğunu anlatacaklar sana. Onun azmini, faziletlerini, vatan sevdasını unutma. Ve en mühimi, şartlar ne olursa olsun, vatanından vazgeçme yavrum. Biz vazgeçmedik. Unutma. Seni canından çok seven anne, Azize. Bu karakolun kumandanı kim? Benim izbasım. Temen Yorgos. Acilen kumandan Filipos'a telgraf çekilecek. Acilen buraya gelmesi gerekiyor. Kaçak Türk askerleriyle ilgili olduğunu söyledi. İzbasını duydun. Hemen telgraf basına. Sen de karakoldaki bütün askerleri topla, baskına gidiyoruz. Herkes mi? Bir iki nöbetçi dışındaki herkes. Baskın yapacağımız yerde birçok kaçak Türk askeri bizi bekliyor olabilir. Emredersiniz kumandanım. Hadi. Acele etmemiz gerekiyor Teğmen. Acele asker, acele! Neye baskınıymış bu? Herkes apar topar gitti. Bilmem. Kumandan Filipos'a bile haber verdiklerine göre mühim bir olay herhalde. Hapishaneden kaçan Türklerle alakalı olmaz. Olabilir. Şimdi de her yerde onları arıyorlar. Kumandan. Neler oluyor Pablo, anlat bakalım. Kumandanım,
Devletin şu köşedeki binaya girdiğini gördüm. Tsunami? Evet kumandanım. İçeride kaçak Türk askerlerle buluştuğunu tahmin ediyorum. Tam da saklanabilecekleri bir yer. İçeri girip baktın mı? Hayır kumandan. Kontrol etmedim. İçeri girersem Devletin beni görebileceğini düşündüm. Takip ettiğimi anlayabilirdi. İyi düşünmüşsün, aferin. Bu askerler nereden çıktı? Kumandanım, Cevdet'in binaya girdiğini görünce en yakındaki karakola gittim, bütün askerleri alıp geldim. Her yeri sardık. Yani sen bir ihtimal uğruna bir karakolu bomboş mu bıraktın? Sersem. Demen. Derhal buradaki askerlerinizin yarısını karakolunuza geri götürün. Emredersiniz. Biz de şimdi şu binaya saldırma hazırlıklarına başlayalım. Tek bir hata istemiyorum Pavlo. Anlaşıldı mı? Emredersiniz kumandan. Strakofes. Hala kumandanım, baskın için tüm hazırlıklar tamamlandı. Güzel. Bunlar da kim? Buranın başka bir girişi var mı? Kumandanım, şu sokaktan binanın yan tarafına çıkış var. Yürü gidelim. İçeriye girmeyecek miyiz kumandan? Pavlo, sersem konuşma. İçeriden çıkan ihtiyarları görmedin mi? İçeriye boş yere baskın yapıp Cevdet denen haine kendimi ifşa etmeye hiç niyetim yok. Siz bekleyin burada. Sersem, içerisi bir dergah. Cevdet içeride yaşlı bir din adamıyla konuşuyor. Az kalsın yakacaktın bizi. Kumandan, ben kenar mahallede eski püskü bir yere girince sanmıştım ki... Neyi sanmıştın Pavlo? Aklın yok, fikir yürütüyorsun. Ben de bu general Cevdet'in bizi parmağının ucunda çevirmesine şaşırıp duruyordum. Meğer etrafımda aptallar ordusu varmış. Kumandan. Ne? Belki general Cevdet bizi gelirken gördü. Belki numara yapıyor. Belki askerleri binanın deposuna sakladı. Belki. Benim belkileri ayıracak zamanım yok Pavlo. Eğer sen çok istiyorsan beklersin burada. Cevdet çıktıktan sonra girersin içeri, kontrol edersin halının altını. Sersem! Asker! Yürü, gidiyoruz! Hadi çabuk. Mühimmat deposuna. Hadi çabuk. Haydi.
kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.